Bahar kızım, nereye gidiyorsun? Bu artık seni hiç ilgilendirmez. Kızım saçmalama. Yapma böyle. Dur bir konuşalım. Sakın. Sakın bana bir şey anlatmaya kalkma. Tekrar yalanlarını duymak istemiyorum ben senin. Kızım. Ben senin kızın değilim artık. İstemiyorum seni. Seni de istemiyorum. Bu evi de istemiyorum. Yalanlarını da istemiyorum, tamam mı? Gidiyorum ben, Amerika'ya döneceğim. Hayır. Hayır, buna izin vermem. Baba sakın beni durdurmaya çalışma. Sen anlamıyorsun galiba. Ben bir katilin olduğu evde sabahları uyanamam artık. Bahur. Kızım. Ben ne yaptımsa sizin için yaptım. Ne yaptımsa çocuklarım için yaptım ben. Ben senden hiçbir zaman birini öldürmeni istemezdim baba. Kızım. Yapma. Konuşalım. Gerçeği bilmiyorsun. Hala gerçekler diyorsun. Ben sana gerçekleri söyleyeyim mi baba? Sen sadece Ömer'in katili değilsin. Sen benim annemin de katilisin. Ve ben seni bunun için asla affetmeyeceğim. Mahur. Mahur yapma. Mahur. Mahur beni bırak. Gitti. New York'a yerleşecekmiş. Bir katille aynı evde yaşayamazmış. Sen ne yaptıysan ailen için yaptın. Yedi mi yemeğini? Yedi yedi. Eskiye göre daha iyi yedi maşallah. Kuş gibi kaldı yüzü yavrum. Kaç gündür lokma koymadı ağzına. Yavaş yavaş iyileşir oğlum. Bir yıl hanım. Bir yıl iyi olsun diye uğraştım. Şu geldiğimiz haline bak, itin tek yüzünden. Neyse. Efendim Aziz Bey. Sen şimdi hemen gel bana. Tabii. Şirin Hanım. Ben çıkıyorum. Seni sana emanet. Merak etme oğlum. Selişim. Kurban olurum. Herkes her şeyi öğrendi Nurhan. Artık burada yaşayamayız. Deli deli konuşma Sadık. Sana ne oluyor? Sen misin katil? Katil değilim ama adamı gömen benim. Bu işin içinden nasıl sıyrılacağım? Polis gelse niye söylemedin, niye sakladın demez mi? Demez. Senden benden başka bilen var mı ki desin? Yok yok. En iyisi köye dönelim biz. La havle. Köye dönelim diyor Sadık. Sen çok istiyorsan pılını pırtını topla köye git. Ben Aziz Beyleri bu durumda bırakıp hiçbir yere gitmem. Başımıza ne geldiyse Aziz Bey'in yüzünden geldi. Bırakıp gidemezmiş. Şşşt, duyacaklar. Kim duyacak? Herkes her şeyi biliyor. Ay yeter Sadık. Sen çık biraz hava al. Düşün düşün kafayı yiyeceksin. Yeter artık. Hadi lütfen. Necati Bey, kahvaltınızı getirdim.
Necati Bey, iyi misiniz? Necati Bey. Necati Bey, ne oldu burada? Deprem oldu. Yıldırım düştü. Sel aldı. Ne kadar doğal afet varsa oldu bey. Siz iyi misiniz? Şu manzarayı görünce aklına gelen ilk soru bu mu? Siz iyi misiniz? Başka ne sorayım ki? Delirdiniz mi siz diyebilirsin mesela. Ya da bu ne aptallık Necati Beyciğim? Sinirinizi bu çaresiz kitaplardan mı çıkarıyorsunuz diyebilirsin. Ya da en güzeli, Necati bensin yapacağın işi. Mesela. Bırak beyiye bırak. Bu pisliği sen temizleyemezsin. Bu pisliği artık kimse temizleyemez. Öyle demeyin Necati Bey. Burada böyle yaşanmaz. İlk defa doğru bir şey söyledim biliyor musun? Burada böyle yaşanmaz. Bırak dedim beyiye bırak. Özür dilerim. Behiye. Burada yaşanmaz. Yaşanmaz. Hoş geldin Maraşlı. Eyvallah. At binmeyi bilir misin? Binmişliğim vardır. Vardır elbet. Sen yetenekli adamsın. Sadece yetenekli değil. Azimlisin. Çalışkansın. Disiplinine diyecek yok. Beni buraya sadece iltifat etmek için çağırman herhalde Aziz Bey. Bana güveniyor musun Maraşlı? Nedeni ne olursa olsun arkamdan sessizce silah çekmiş birine güvenemem. Ben de aynen böyle düşünmüştüm. Birbirimizi kandırmanın alemi yok. Sen bana güvenmiyorsun, ben de sana. Ha. Kızımı koruyacağına hiç şüphem yok. Ama hepsi bu. Baş artık ona da gerek kalmadı ya. O ne demek? Mahir'e göre çevresindeki en tehlikeli insan benim artık. Öyle değil mi? Bundan o kadar emin olamayız. Yok yok, öyle. Mahir'in öyle düşündüğüne eminim. Çünkü ben bir katilim. Mahir'in babası bir katil. Ortağını öldüren, onun hayatını mahvetmek için her şeyi yapan bir katil. Sırf annesinin bir gram sevgisini kazanabilmek için yapmayacağı kötülük olmayan bir katil.
Ben bu yüzden bu sırrı yıllar yılı sakladım herkesten. Şimdi ne oldu da bu sırrı öğrendi Mahur? Bana gerçekleri söyle. Mahur görüntülerin bende olduğunu nereden biliyordu? Ben söyledim. Sen beni nasıl buldun bugün? Babanızı aramışsınız, o söyledi. Yok, ben babamla konuşmadım. Ben şimdi konuştum. 100 kere arayınca açmak zorunda kaldı. Uskumruköy mevkiindeki eski tuğla fabrikasına gidiyorlar. Nedir bu? Birini öldürmeye niyetlenirseniz bunu kullanın. Öyle Rus saplı silah ortakta dolanmak doğru değil. Bu temiz silah, kaydı kuydu yoktur. Sen mi söyledin? Sen nereden biliyorsun görüntülerin bende olduğunu? Maraşlı, gerçeği söyle bana, yoksa çok kötü olur. Daha ne kadar kötü olacak Aziz Bey? Beni o görüntüler için savaşa satan sensin. Biliyorum. Fark ettin demek. Savaş mı gösterdi sana görüntüleri? Beni kendine karıştırma. Ben o adamla alışveriş yapmam. Nasıl izledin o zaman? Hasan'dan aldım. Sana verdiğim silah. Sapında mürekkep vardı. Böylelikle şifreni aldım. Kasadan da USB'yi. Sonra da görüntüleri kopyaladım. Sen benim evime girip kasamı açıp görüntüleri mi aldın? Aynen öyle. Sen kimsin be? Sen kim oluyorsun da benim evime hırsız gibi gelip kasamı açıp görüntüleri alıyorsun? Bununla da yetinmeyip kızıma gösterip onu bana düşman ediyorsun. Kimsin lan sen? Bana bak Aziz Bey. Bak, sana bey diyorum, yanlış anlama. Benimle böyle dandanını konuşmaya devam edersem konuşmanın sonu başka bitecek. Ben senin kızını kurtaran adamım. Savaşı bu evin ablasından çıkaran adamım. Hatırladın mı? Ben sana ne yaptım Maraşlı? Bu benim davamdı. Sen niye karışıyorsun? Sen bu dava için beni savaşa sattın. O adam benim kızıma saldırdı. Senin işbirliği yaptığın adam benim kızıma saldırdı. Dostunu düşmanı seçemeyen sensin Aziz Bey. Unutma. Mezarına iki kişi gelecekse biri dua edecek, biri beddua. Umurumda bile değil artık. Mahrum olmadıktan sonra, onu görüp sarılamadıktan sonra dostmuş, düşmanmış. Umurumda bile değil. Bir dakika, bir dakika. Mahur olma, niye sarılamıyorsun? Bir şey mi oldu? Mahur gidiyor Maraş'ta. New York'a yerleşiyor. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Benden de ailemden de uzak dur. Hoş bulduk. Bahsettiğim anlaşmanın detayları dosyalarınızda 2. sayfada. Eğer 2. sayfayı açarsak... İzninizle. Firuzan, hoş geldin. Hoş buldum Ozan. Hayırdır? Hiç. Öyle evde otur otur sıkıldım. Bir gelip eski günleri yad edeyim dedim.
İyi yaptın, iyi yaptın. Aziz Bey de geldi mi? Yok, o gelmedi. İlhan yok mu? İlhan odasındadır. Niye? Toplantılara katılmıyor mu? Biraz dinlenmek istedi. Ben hallediyorum zaten. Onluk bir durum yok yani. Öyle mi? Halledebiliyor musun bari? Tabii canım. Benim halledemeyeceğim bir şey yok bu şirkette. Merak etme sen. Ben merak etmiyorum. Niye diyeyim ki? Aziz merak ediyor. Aziz Bey de merak etmesin. Tamam, söylerim ona. Kolay gelsin o zaman. Firuza. İlhancığım, ne haber? İyidir. Niye geldin sen? Hiç, öyle bir uğrayayım dedim. Dün tam olarak konuşamadık. Beni kontrol etmeye geldin yani. Yani öyle de denebilir. Görüyorum ki sözlerim çok etkili olmamış. Anlamıyorsun Firuza. Adam şirketin %51'ini aldı. Ben artık bu şirkette sadece bir süs bitkisiyim. Anlıyor musun? Bittim. Hayatım, ben bunları anlıyorum. Bunları dün de söyledin. Ama sen de şunu anla. Bu şirketin %49'u hala senin, değil mi? Öyle ama yönetimde söz sahibi değilim. Az önce avukatlarla da konuştum. Yapılacak bir şey yok diyorlar. Dava açsak bile bir sonuç alamayız. Elimizle verdik şirketi. Tamam. O zaman bana da doldur bir kadeh. İçelim, sonra birlikte atlayalım şu camdan aşağı. Saçmalama. Yok, gayet ciddiyim. Madem yapılacak bir şey yok. Sana ne oluyor ki? İlhan, baban olmadan ben bir hiçim. Yani yanlış anlama, babanı sevmiyor değilim. Tabii ki onu çok seviyorum. O benim bütün hayatım. Ama bu şirkette babanın bütün hayatı. Eğer onu kaybedersen ben de babanı kaybederim. Anlıyor musun? Anlıyorum tabii. Bence anlamıyorsun. Eğer şirketi batırırsan sen de, ben de, ailen de batarız. Firuzan, ben bunları bilmiyor muyum? Adamı gördün işte, delinin teki. Babam adamın babasını öldürmüş. Ne diyeceğiz şimdi adama? Herif belli ki intikam alıyor. Tamam da ne yapalım yani? Babanın geçmişte yaptığı bir hata yüzünden bütün mal varlığımızı savaşa mı vereceğiz? Bak, bu hatanın bedelini sen, ben, ailen ödeyemez. Anladın mı? Bu haksızlık olur. O yüzden burada böyle Necati gibi durarak olayları çözemezsin. Ne yap et, bu şirketi geri al. İyi de nasıl? Onu da sen bulacaksın artık. Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. Sanırım bu yardımcı olmuştur. En azından buradan başlayabilirsin. Firuzan. Ozan'cığım. Konuştun mu İlhan'la? Evet, konuştum. Nesi varmış? Bu ara pek bana bir şey anlatmıyor da. Önemli bir şey yokmuş. Dilşat'la bazı problemleri var. Evlilik zor tabii. Yok, niye zor olsun ki? Sonuçta eşler birbirini seviyorsa, güveniyorsa... bence zor olması için bir sebep yok. Öyle tabii. Pek bana uygun değil ya, ben o yüzden öyle söyledim sanırım. İstersen odama geçelim, bir kahve içeriz. Ne zamandır görüşmüyoruz. Doğru. Son zamanlarda sen çok sık gelmiyorsun. İşler yoğun biliyorsun işte. O zaman ben seni meşgul etmeyeyim. Sonra uğrarım kahve içmeye. Peki, sen bilirsin. Ama ara sıra uğra. Merak etme. Bundan sonra daha sık uğrayacağım. Sonuçta İlhan'ı bu durumda yalnız bırakamam. Görüşürüz. İlhan. Niye geldin lan sen? Firuzan geldi. Geldiyse geldi, sana ne? Bak, bir şey anlatmadın değil mi? Ozan, defol git başımdan. Bak, Aziz amca başımıza bela olursa bunun sorumlusu sensin. Savaş Bey bundan hiç hoşlanmaz. Hala tehdit ediyor ya.
Efendim Maraşlı. Alo. Mavram yanınızda mı? Hayır, burada değil. Nerede peki? Söyleyemem Maraşlı. Bayan bakın bu önemli. Babası New York'a falan gitti dedi. Evet, doğru söylemiş. Burada kalmak ona göre değil. Aile meseleleri sürekli kafasını meşgul ediyor. Tamam, uçağa kaçtı peki? Bak Maraşlı, sen çok iyi bir insansın ama Mahur sana göre biri değil. Sen en iyisi bırak onun peşine. Bayan, bilmediği konular konusunda yorum yapma. Uçağa kaçtı, bana onu söyle. Çok geç artık. Gitsen de yetişemezsin. Hadi Mahur Hanım, hadi. Hadi açın. Alo Savaş Bey. Türelilerin evinden az önce çıktı. Kaç dakikamız var? 5 dakika. Geç kaldın Suat. Savaş Bey, bana haber vermeden hastaneden çıkmışsınız. Öyle bir mecburiyetin mi var? Yok tabii ki de. Merak ettim, iyi misiniz? Hiç olmadığım kadar iyiyim. Hatta birazdan daha da iyi olacağım. Düşünsene, bütün yaralarım iyileşecek. Savaş Bey, size bir şey söylemem lazım. Dinlemek istemiyorum. Savaş Bey, yapmayın dedi. Seni dinlemek istemiyorum Suat. Sakince bekle ve izle. Söyle Nevzat. Komutanım, New York'a tek bir uçuş var bugün. O da 2 saat sonra. Tamam Nevzat. Ne oluyor lan? Ver, ver, ver. Uzat eli. Fırsatın varken beni öldürecektin. Kafama sıkacaktın. Senin gibi kansızlar kolay ölmeyi hak etmiyor. Ah Maraşlı. Seni özleyeceğim. Samimi söylüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yıllardır hayatımda değişmeyen tek şey hastalığım. Ve bunu kullanarak bana zarar vermek isteyenlerin çektikleri ceza. Senden korkan senin gibi olsun lan. Vuracaksan vur hadi, uzatma. Vurmayacağım. Yakacağım. Son olarak istediğin bir şey var mı? Bu iş burada bitmeyecek Savaş. Göreceksin. Ama bitiyor işte.
olacakmış Maraş'ta. Eşhedü en la ilahe illallah. Savaş Bey. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşıyorum Suat. Seni de mi sokayım şu arabanın içine? Bir bakmanız gerekiyor. Allah kahretsin. Ne iş var bunun burada? Pardon beyefendi. Tekrar geçer misiniz? Şöyle alalım sizi. Arada şarjadan mı var benim? Hadi. Olabilir ama aramamız lazım. Şöyle buyurun. Kolları kaldıralım. Tamam. Buyurun.
212. Mahur Hanım. Merhaba. Mahur Hanım. Geçebilirsiniz. Biraz konuşabilir miyiz? Hanımefendi geçecek misiniz? Sırada bekleyenler var. Pardon, birazdan geçeceğim. Gittin sandım. Ne işin var senin? Burada nasıl girdin buraya? Nereye gidiyorsun bayan? Gitme demeye mi geldin? Öyle. Keşke kalmak için bir sebebim olsaydı. Ama gitmek için binlerce neden sayabilirim sana. Belki de ben bu şehre hiçbir zaman ait olamadım. Ve tek sebep de budur. Böyle sebep mi olur? İnsan böyle bir sebepten memleketini terk eder mi? Edilmez, haklısın. Ama insanın etrafında güvenebileceği tek bir kişi bile kalmadıysa çekip gitmek çok mantıklı geliyor. Bana güvenmiyor musun? Yapma. Bir soru sordum. Bana güvenmiyor musun? Bilmiyorum. Çok istedim. Ama bu son olanlardan sonra artık çok zor. Ben sen kırılma diye yaptım. Ama başaramadın. Kırıldım işte. Artık buradan dönüş yok. Ben sadece gidip her şeyi unutmak istiyorum. Ama unutamayacaksın. Gittiğinde yalnız olacaksın. İsa yalnızken unutmaz. Hatırlar. Peki ya kalırsam? O zaman ne olacak? Kalırsan kimse sana zarar veremeyecek. Buna izin vermeyeceğim. Geçmişi silemedikten sonra ne anlamı var ki bunun? Geçmiş insanın hayatında bir şey. Nasıl öyle silip atacaksın? Atamadığım için gidiyorum zaten. Gitme. Sırf bu nedendense gitme. Böyle bir geçmişle nasıl yaşayabileceğimi bilmiyorum. Eğer gitmezsem bu geçmiş beni öldürür. Öldüremez. Kimsenin hiçbir şeye sana zarar vermesine izin vermem. Söz veriyorum. Madem sana güvenmemi bu kadar istiyorsun, o zaman bana bir sırrını söyler misin? Kimsenin bilmediği, sadece benim bilebileceğim bir şey. Belki o zaman kalmak için bir sebebim olur. Benim bir sırrım yok. Var. Var, hissediyorum. Bir şey hissediyorum. Çok yakınsın bana. Ama sonra başka bir şey hissediyorum ve ne kadar uzak olduğunu hatırlıyorum. Neden böyle? Senden sakladığım bir şey yok. Hiç mi sırrın yok? Herkesin bir sırrı vardır. Seninki ne? Sana bir soru sordum. Senin sırrın ne? Artık bir önemi yok. Esas kızı havaalanından döndürmek için daha derin sırların olmalıydı. Üzgünüm. Dur. Aşkı için. Benim bir sırrım var. Delikanlı yorum.
Neymiş? Ben sana aşık oldum bayan. Mahur. Seven insanın ayağı mı yok? İşte ona ölümsüzlük kapandı. Yukarılarda onunla uçar gider. Gözlerinin denizinde onu arama. O inci bir başka denizde. Operasyonun başını hatırlıyorsun değil mi? Hazır mısın Maraşlı? Hazırım. İlk görevin aileye sızıp Türeller'in bu saldırıyla bir bağlantısı olup olmadığına emin olmak. Anlaşıldı. Nereden başlayacağını düşündün mü? Yalnız aşk tehlikeli bir oyundur. Dikkat et.
Müzik